Hayırlı akşamlar dostlar. Önemli bir gelişmeyi aktaralım. Amerika aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu 10 isme ve 9 şirkete İran nedeniyle yaptırım uyguluyor. İran, Türkiye ve Afganistan'dan 10 isim, Hong Kong, Lübnan, Çin, İran, Rusya, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 9 şirkete Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulandı. Amerika Hazine Bakanlığı, terör ordusu İran devrim muhafızlarına yardım ettiği gerekçesiyle Türk ve Afgan vatandaşlarına yaptırım uyguluyor. Amerika Hazine Bakanlığı resmi internet sitesini görmektesiniz. Türkiye yazıp aradığımızda şahısların isimleri de burada görülüyor. Örneğin Seyit Cemal olduğu belirtilmiş. Bu şekilde Türkiye yazıp aratabilirsiniz. Yine Kaskari Abdülaziz şeklindeki bazı kişilerin isimleri Türkçe değil. Muhtemelen daha sonrasında Türk vatandaşlığı almış kişilerden bahsediyoruz. Bunun dışında yine Hakkı Selçuk olarak burada servis edilmiş. Bu kişilere yönelik Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırım uygulanıyor. Diğer haberlere bakalım. Afganistan Kabil Büyükelçimiz Nerginay, Afganistan'da iyiliği emretme, kötülüğü sakındırma bakanı Mevlevi Muhammed Halil ile görüşüyor. Yine Dünya Ekonomik Forumu özel oturumunda İsviçre'nin Davos kasabasında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis oturuma katılarak açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyaret için gittiği İsrail'de İsrail Turizm Bakanı, daha sonrasında da İsrail Bölgesel Kalkınma Bakanı ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Yine İsveç heyeti NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geliyor. Jandarma Genel Komutan Yardımcımız Orgeneral Ali Çardakçı'nın temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'da olduğunu söyleyelim. Özbekistan Ulusal Muhafızlar Ordusu Komutanı Tümgeneral Rüstem Coraev ile görüşüyor. Türkiye'nin Özbekistan ordusunun eğiteceği duyuruldu. Özbek ordusu askerleri Türkiye'de eğitim alacak. Tam habere bakalım. Orgeneral Çardakçı Ulusal Muhafızlar Ordusu Merkez Karargahı'nda Tümgeneral Coraev ile görüşürken görüşmede Çardakçı'nın Türkiye ile Özbekistan arasında özellikle gücünü tarihi ve kültür birliğinden alan tam anlamıyla iki kardeş ülke olduğunu söyleyerek Özbekistan'la ilişkileri kardeşlik hukukuna dayanarak stratejik ortaklık olarak tanımladıklarını belirtiyor. Özbekistan, tarihi, dinamik nüfusu, zengin doğal kaynakları ve stratejik konumuyla Orta Asya'da öncü rol oynama potansiyeline sahip ülke diyen komutanımız, 2018'de taraflar arasında imzalanan işbirliği anlaşmasıyla iki kurum arasındaki ilişkilerin hukuki altyapısının atılmış olduğunu söyledi. Bu ziyaretten sonra dostlar 2022-2023 eğitim öğretim döneminde Özbek askerlerin Türkiye'de eğitim kurumlarında yerini almaları için gerekli altyapı desteğinin sağlanacağı duyuruldu. Koraev'de son yıllarda iki ülke arasında dostluk ve kardeşliğe dayalı stratejik işbirliğinin en üst düzeyde gelişmekte olduğunu ifade ederek bu çerçevede iki ülke arasında siyasi, ticari, ekonomik, kültürel, insani ilişkilerin yanı sıra askeri ve güvenlik alanında ilişkilerin geliştiğini söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti kapsamında ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik anlaşmalar imzalandığını anımsatan Coraev, bu çerçevede Jandarma Genel Komutanlığı ile Özbekistan Ulusal Muhafız Ordusu arasında anlaşma imzalandığını da hatırlatıyor. Şunu da söyleyelim dostlar, bugün Özbekistan İçişleri Bakanlığı'nda temaslarda bulunan Çardakçı, yarın ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı personeli tarafından Özbek ordusuna verilen eğitim seminerinin kapanış törenine de katılım sağlayacak. Hindistan'a gidiyoruz. Hindistan geçen haftalarda buğday ihracatını yasaklamıştı. An itibariyle şeker ihracatına da kısıtlama getirildi. Daha sonrasında Amerika buğday ihracat yasağı için Hindistan'a tepki göstermiş ve yasağı kaldırmasını istemişti. Bunu da hatırlatalım. Yine Rusya ilerlemeye devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın doğusunda Belogorovski'yi ele geçirdi. Operasyonel açıdan Severodonetsk hattında uygulanan kazan taktiği olarak bilinen taktiğin büyük oranda başarıyla sonuçlandığı yönünde haber paylaşılmış. İşin özeti, Rusya Ukrayna işgaline devam ederken Ukrayna ordusu direnmeye çalışsa da tabii ki de iki ülke birbirine denk ülkeler değil. Dolayısıyla bu şekilde gelişmeler de normal karşılanıyor. Yine Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un Baykar CEO'su Selçuk Bayraktar'la görüştüğüne dair fotoğrafları görmektesiniz. Bir önceki videomuzda Suriye Milli Ordusu, eski ismiyle Özgür Suriye Ordusu arasında çatışma çıktığını, 15 ölü ve yaralı olduğunu söylemiştik. Suriye medyasında yeni bir haber paylaşılıyor. Türk güçlerinin müdahalesinin ardından
Resulayn bölgesinde çatışmaların durduğuna yönelik haber paylaşılmış. Yine dostlar, Manu Gomez tarafından paylaşılan radar kaydında Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait Bayraktar TB2'nin kodunun Raider 01 olup olmadığı sorgulanmış. Ve burada önemli olan Bayraktar TB2'nin Pakistan'da uçuyor olması. Yine Hürkuş'ta Teknofest Azerbaycan için denizleri aşıyor başlığı kullanılmış. Türkiye üzerinden Gürcistan'a, oradan da Azerbaycan'a gidiyor. Hürkuş'un TUSAŞ tarafından Azerbaycan'a giderkenki görüntüsünü görmektesiniz. Yine dostlar, Karabağ Savaşı sırasında Aliyev ve Erdoğan katil, onlar durdurulmalı diyen Ermeni asıllı Malikyan'ın Kültür ve Turizm Bakanlığımızın düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali'ne katılacağı duyuruldu. Bu şekilde skandal bir gelişme servis ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken konuşuyor. Açıklaması şu şekilde. Dün Nikol Paşinyan'la Amerika Birleşik Devletleri'nin Azerbaycan ve Türkiye ile Ermenistan arasındaki müzakerelerde olumlu ivmeyi nasıl desteklediğini konuştum. ABD, Güney Kafkasya'nın barışı bulmasına yardım etmeye devam edecek açıklamasını yapıyor. Denizcilik uzmanı Ben Satın, Cover Shores tarafından paylaşılan analiz haberde Rus donanmasının büyük amfibi saldırı grubunun an itibariyle Karadeniz'de nerede olduğu görülürken Ukrayna sahili açıklarında Yılan Adası'nda yine Rus ordusunun yoğunlaştığına yönelik haber paylaşılmış. Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu'nda tekrardan PKK'ya ait İsveç yapımı AT-4 tank savarların bulunduğu duyuruldu. Pakistan'a gidiyoruz. Pakistan'da eski başbakan İmran Han'ın desteklerini yapmayı planladığı yürüyüşü an itibariyle polisin engellediğini görmektesiniz. Polisin eski başbakan İmran Han'ın erken seçim talebiyle yapacağını duyurduğu yürüyüşü önlemek için Pencap eyaletinde İslamabad'a çıkan birçok yolu konteynerlarla kapattığını görmekteyiz. Bunun üzerine Pencap'ın farklı bölgelerinde barikatları aşmak isteyen İmran Han destekçileriyle polis arasında çatışma yaşanıyor. Polis Pencap'ın en büyük kenti Lahore'un farklı noktalarında İmran Han'ın lideri olduğu Pakistan Adalet Hareketi Partisi taraftarlarını dağıtmak için göz yaşartıcı gaz atıyor. Buradan görüntüler görmektesiniz. Yerel basında yer alan görüntülerde İmran Han desteklerinin polisin çektiği dikenli telleri çeşitli aletlerle kestiği görülürken, bu arada İçişleri Bakanı Rana Sanaullah da hükümetin göstericilerin başkente girmesine izin vermeyeceğini duyuruyor. Kendisi göstericilerin kanunları çiğnemesi durumunda sert bir karşılık göreceğini söylerken, diğer yandan PTU yetkilileri polisin dün İmran Han'ı sevenlere yönelik yaptıklarını da unutmayacaklarını not düşüyor. Ah lan artık ey deniz! Şanlı dostlar geliyor! Ummanlara hükmeden Barbaroslar geliyor! Baş koymuşuz uğruna biz!